Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cümle peygamberan izam aleyhimü salavat ve teslimat ehl-i beyt el ashab etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmain bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtal darbaka edenler rahmetullahi aleyhi mecmain hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşafenlerimiz hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Akrabun nasi min derecetin nübüvveti, peygamberlik derecesine insanların en yakını anlam itibariyle hissen en yakını, evet, yani peygamberlik huyları, sıfatları, hasletleriyle hasletlenmiş kimdir o? Peygamber'e en yakın olan kimdir? Peygamberdeki faziletleri kendine toplayan en üstün adam kimdir o? Evet, ehlül cihad. Cihad ehlidir. Çanakkale'de aç acına, susuzken, karnında lokma yokken, sırtında gördüğünüz fotoğrafları görüyorsunuz. Lime lime olmuş asker elbisesi. Devlet fakir giydirememiş onu. Ben yemek lisesini daha evvelki gün tekrar buldum, baktım. Yanlış mı söylüyorum diye. 10 günde bir hoşaf suyu vermişler. Ekmek yok. Öyle savaşmış o atalarımız. Ya öleceğiz ya olacağız demişler. Canımızı vermeden düşmanı sokmayız demişler. Allah yolunda seve seve şehit olmayı yeğlemişler. Geri çekilmek yerine Allah onlara yardım etmiş ve aletsiz açken dünyanın en yüksek teknolojisine sahip İngiliz, Fransız, onların hepsini gerisin geri def etmişler. Evet, orada çarpışan şehit olmuş. 250 küsur bin şehit var orada. Oraya zaman zaman gidiyoruz. Siz de gidin. Minnet borcumuz var. Orada onlar ölmeseydi şimdi Cevat Hoca burada konuşamayacaktı. Siz evinizde rahat uyuyamayacaktınız. O 250 bin şehidin hakkı var bizde. Onun için gidip ziyaret etmekte fayda var. Her gün okumakta fayda var. Minnet borcunuzu ödersiniz. Evvela peygambere en yakın olanlar onlardır. Neden? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de 313 kişisi vardı. Potini yoktu. Karnında yemek yoktu. Haftada bir tek hurma yiyorlarmış. Fakirlik var. Silahı yok. Sopayla, taşla savaşmak üzere Bedir'e kadar geldiler. 1000 tane çift zırh giymiş atlı süvarili birlikten oluşan düşmanlara karşı göğüs göğüse savaştılar ve yendiler. Yendiler. Çanakkale de ona benzedi. Onun için Mehmet Akif merhum, Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı diyor. Farkı yok. Çünkü zaten peygamber de gelmiş oraya. Ashabıyla gelmiş, yardım etmiş. Bu kahramanlığı gösteren müminlere Allah da yardım eder, Resulullah da yardım eder. Evet, bunu gayrimüslim ordusunun kumandanlarının hatırasında okuyoruz. Yeşil sarıklı diyor, askerlerden korktuk da kaçtık biz diyor. Halbuki kaç kişi var Çanakkale'de? Söylüyorlar bunları. Bedir'de de kafirler söylüyorlar. Etrafımızı diyor sayısız asker sardı. Evet, orada melikler sarıklıymış. Cebrail aleyhisselam sarığı sarı renkteymiş. Kumandan olduğu belli olsun diye. Onlar 1000 melekle peygamberimize yardım etmişler. Kafirler hatıralarında bunu söylüyorlar. Biz, onlar yendi bizi diyorlar. Evet, Allah'ın lütfuna uğramışlar. İşte onlar
Peygamber de öyle aynı nitelikte oldu. Bakın, çıktı oraya, savaştı. Cihat eden, bütün peygamberler cihat ehlidir. Ona benzemiş oluyor. Onlara benzemiş oluyor. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali'ye benzemiş oluyor. Bir kere peygambere en yakın adam bunlar. Cihat ehlidir. Çünkü malını bezlediyor, canını bezlediyor Allah yoluna. Ehli cihattır. Bu Ahmed İbn Hanbel'in, Tirmizi'nin, İbn Mace'nin Ebu Said Hudri'den naklettiği hadisi varyantında "Afdalun nâzi mu'minun yücahidu fî sebilillâhi bi nefsihî." Canıyla Allah yolunda cihad eden mümindir şeklinde daha açık ifadeli hadis geçmektedir. Evet. Allah kelimesinin yücelmesi, zulmün önlenmesi, adaletin yeryüzüne hakim kılınması, insanların sulh sükun için yaşaması için Allah yolunda en kıymetli şey olan canını verince aynı peygamberler sıfatında oluyor. Bana en yakın onlar onlardır diyor. En yakın olan onlar. Şimdi diyorlar ki burada kasıt hem bu cihadı asgardır. Çanakkale'de çarpışmaya cihadı asgar diyor. Peygamberimiz harpten dönmüşler, Medine'ye girerlerken racana min cihadil asgar ila cihadil akbar. Şimdi söylüyoruz bunu, olur mu şöyle diyor. Olur. Peygamber söyledikten sonra olur. Mutlaka senin kafan almadığı bir iyi tarafı vardır. Onun hadisin anlamlarına bakacaksın. Mantığına aykırı geliyor bu. Çanakkale'de susuz, sen söyledin, aç, savaşmışlar. Bundan zor olur mu? Evet, zor olur. Eğer nefisle mücahede, insanın nefsi emmaresi var, kötülüğü emreder. Nefisle mücahede, cihat, Çanakkale savaştan üstündür peygamberin ifadesine göre. Olur mu hocam ya? Olur efendim. O Çanakkale'deki deden, şehit olan deden, eğer nefsini yenemeseydi, 10 gün aç kalmazdı, çekilirdi, karnı doyurmaya bakardı. Palaskasının kayışını ıslamış suya, yumuşatmış, yemiş. Bunlar uydurma değil. Neme gerek yahu derdi, çekilirdi. Nefsi emmaresi, işine bak yahu derdi. Buna nefsi emmaresinin sus demiş. Ben şehit olmak istiyorum demiş. Düğüne bayrama gider gibi atılmış düşmanın üstüne. Ölümden hiç korkmamış. Evet arkadaş. Bu nefsiyi yenemeyen adam bunu yapmaz. Nefsi yenemeyen adam bunu yapmaz. Rahatına bakar. Şimdi devlet şehitlere maaş bağladı. Şimdi belki kalmadı ya. Herhalde kalmadı. Ben biliyorum, benim gençliğimde çok vardı. Bizim köyden de kasabadan da katılanlar maaş aldılar hep. Arkadaşları anlatıyor. Maaş alan birisi samanlıkta saklanmış. Herkes çarpışırken nefsi emmanesini yenememiş. Bak, o nefsine mağlup. Herkes savaşıyor, o samanlıkta saklıyor, kurtuluyor. O da maşallah. Bilemezsin ki, nasıl ispat edeceğin? Ötekiler de aleyhine bir şehadette bulunmadılar. Evet, nefsi emmanesi yenemeyen adam, şimdi hep söylüyoruz, kalori hesabı yapılıyor askere verilecek. Biz askerlik yaptık, subaylık yaptık. Kalori hesabını yapıyorlar. Son derece kaliteli yemek çıkıyor. Kaloriferli kışlalarda kalıyorlar. Kaloriferli. Yazın klimalı, kışın kaloriferli, ısıtmalı. Böyle kışlalarda kalıyorlar. Devlet bir de harçlık veriyor onlara, para. Ayağında son derece sağlam potin. Yazlık elbise, kışlık elbise. Oo, ne konfor. Nefsi emmaresine mağlup olan adam askere gitmemek için çürük raporu oluyor. Böyle konforlu askerlik varken çürük raporu alıyor.
Evet, nefisle mücahede olmasa Çanakkale'deki şehit olmazdı. Önce insan kendi nefsini terbiye etmeli, hiç ölümden korkmamalı. Nefsini bırak canım, işine bak sözüne rağmen bunu mücahede yenince aç kalsam da namusumu kirletmem, ölürüm der. Öbür türlü olan hacca gider, görüyoruz. Allah hepimize nasip etsin. Hemen tavaf kalabalık, üstelik sıcak, 60 derece, 50 derece sıcak. Bir de kalabalık, nefes alamıyorsun, nefes. Zengin adam, refah alışmış, konfor alışmış. Hiç hasta filan değil. Hemen gelemur ediyor. Basıyor riyalleri, iki Arap'ın omuzuna çıkıyor, tahterevalliye biniyor. Herkes o sıkıntıda dönerken o da nefsini yenemeyen adam ibadetten bile kaçıyor bak. İbadetten bile kaçıyor. Arafat'ta Allah her sene kışta yazda öyle bir sıcak yapar. Müminlerin günahlarını yakmak için, temizlemek için. Ama nefsini yenemeyenler basıyorlar parayı klimalı çadırlarda. Klimanın karşısından kalkmıyor hiç. Ölü vereceğin diye. Nefsine kıyamıyor. Halbuki peygamber güneşin altına çıkmış, dua etmiş açıkta. Çadırdan çıkmamak sünnete aykırıdır. Çıkamıyor adam, nefsine mağlup. Her konuda böyledir. Gece namazı kılmak, yani yatacaksınız, uykunun tadını tadacaksınız, kalkacaksınız, iki rekat namaz kılacaksınız. En azından daha çok kıl. İki rekatı dünya ve dünyadakilerden daha kıymetlidir diyor Peygamberimiz. Yani bu tatlı bir kuda. Kısa yaz gecelerinde niye kalkayım ya? Farz değil ki. Yat yat der nefis. Nefsini yenemeyen adam bunu da yapamaz. Cihada nereden gidecek? Para çok zor kazanılıyor biliyorsunuz. Dudunu böyle dırnağınla kazıya kazıya kazanır. Para kolay kazanılmaz. Kafan çalıştırıyorsun, uykusuz kalıyorsun, koşturuyorsun. Ondan sonra hadi bir cami yapacağız, hastane yapacağız, bir bakalım. Ben o parayı kolay mı kazandım ya? Enayi miyim ben ya? Adam sapasağlam, yiyeceği yemeği yok, kazanamamış. Ben kör besleyici miyim? Deyiverir. Nefsini yenemeyen adam ibadet de yapamaz, hayır da yapamaz, cihat hiç yapamaz. Onun için nefisle mücahede ondan daha büyüktür dememizin sebebi bu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem demesinin sebebi bu. İşte nefisle mücahede edenler de böyle aynı peygambere yakındır. Yakındır. Biliyorsunuz innen nefse le emmâretun bisû. Kim söyledi bunu? Yusuf aleyhisselam söyledi. Nefsimin şerrinden kurtulmak için ya Rabbi, kadınların şerrinden kurtulmak için ya Rabbi, hapsi tercih ediyorum dedi. Efendimiz diyor ki bir yanlış yaptı diyor. Hapsi söylemeden de kurtulabilirdi. Kendisi istedi hapsi diyor. Hapsi de gitti. Hapiste kaldı. Yani dua ederken iyi dua edin. Nasıl dua ettiğinize kulağınız duysun. Yusuf aleyhisselam hapis demeseydi hapissiz kurtulacaktı diyor. Ama kendisi istedi hapsi diyor. Allah da gir bakalım dedi. Orada kaldı. Oradayken ne sıkıntılar çekti. Rüya yorumladı. Çıkacak adamların rüyası çıktı. Aklına dedi ki sen dedi saraya gireceksin. Rütben artacak. Efendinin yanına gittin de beni de an dedi arkadaşlığımızı. Peygamber Allah'tan istemeli. Evet. Burada bir şey var. Edebe aykırı durum. Öyle mi? 7 sene daha bırakıvermiş Allah. İçeride. 12 sene kalmış. 12 sene kalmış. Bir adam da bu Yusuf aleyhisselam orada tabii kalmış. Rütbesi artmış. Derecesi yükselmiş. Sabretmiş. Allah'ına karşı hiç isyan etmemiş. Şükretmiş. Onun için
büyük adamlar kendilerini hapsederler. Dünya zevklerinden uzaklaştırırlar. Hapse medresi Yusufiye denir. Ama adam televizyonda dedi ki bilmem Fas'ta bilmem Marrakeş'te bir medrese varmış bilmem ne Yusuf'muş adı. Medresi Yusufiye derler. Yok efendim arkadaş. Hapishaneye derler medresi Yusufiye diye. Orada kaldı ya o. Büyük zatlar da böyle inzivaya çekilirler. Nefislerini yenmek, terbiye etmek için belli bir süre onu yendikten sonra piyasaya çıkarlar. İmam Gazali 10 sene kalmış Şam'daki Ümeyye Camii'nin bitişik odasında hiç çıkmamış kimsenin yanına. Bir lokma, bir hırka yaşamış. Nefsini hizaya getirdikten sonra İhya Ulumuddin'ini yazmış. Eyyühel veled, el munkızı minat dalal. Bütün insanlığa UNESCO tercüme etti onları. Öyle muazzam kitaplar. İnsanlığın kurtuluşu için. Evet böyle. İşte bu nefisle mücadele de cihattır. Hem de büyük cihattır. Burada ehli cihat deyince işte Çanakkale'de vatanı, namusu, dini uğruna ölenler, ilahi kelimetullah için ölenler de dahil, nefsiyle mücahede edenler de dahildir. Dahildir. O da Allah yoludur. O da Allah yoludur. Bir başka rivayette, Fadale Hazretlerinin rivayetinde akrabul amel ilallah azze ve cel el cihad fi sebilillah. Evet. Allah yolunda cihattır. Amellerin Allah'a en yakını, makbulu, Allah'a en insanı yaklaştıran, Allah'a en çok sevdiği kişiyi yapan cihattır. Anlattığımız manada. Evet. Sabır etmeden, Allah'ın rızası kazanmak için sıkıntılara katlanmadan cihat olmaz. Ve ehlül ilm, Allah'a en yakın derecede olan, peygambere en yakın derecede olan kişi evvela cihat ehlidir. İki, ehlül ilm, ilim adamıdır. Tabii, ilim adamı insanlara hizmet için ilim tahsil edecek. Yatarak ilim elde edilmez. Sabahlara kadar uyumazsanız alim olamazsınız. İmtihana girmeden diploma veriyorlar mı? İmtihanla ne kadar zor. Uçukluyor insanın dudağı korkusundan ya bilemezsem filan diye. Evet. Çalışmadan uyumakla konfor içinde ilim olmaz. Dünya böyle. Evet. Avrupa niye ileri? Amerika niye ileri? Laboratuvarda herif deneye başlıyor. Bir hafta 10 gün evine gitmiyor. Çoluk çocuğunu görmüyor. Laboratuvarda sandalyede yatıyor. Üstünü sıralıyor. İlim böyle olur. Fedakarlıkla olur. Evet. İslam alimleri de bu fedakarlığı yapmışlardır. Yapmışlardır. Öyle. Bu kitaplar yazılmıştır. Yoksa yazamazsın. Yoksa yazamazsın. Bu da bir cihattır, kahramanlıktır. Bunu ne için ilim sahibi oluyorlar? Adım dünyada meşhur olsun diye değil. Müminlere yararlı olayım. İyiliği emredeyim. Haramları bildireyim. Yasak şeylerden insanlar uzak kalsınlar diye. Bu amaçla ilim sahibi olacak. Adım etiketim şu olsun. Dünyada bir numaralı meşhur adam olayım derseniz olursunuz. Ahirete bir şey kalmaz. Ahirete bir şey kalmaz. Evet, ilmiyle amil. Evvela öğrendikleri kendi yaşayacak. İnsanlara fiilen de örnek olacak. Ondan sonra söyleyecek. Böyle ilim adamları da Allah'a, Allah'ın Resulüne en yakın derecede olanlardır. Feinne ehlel cihat, liyenne ehlel cihat, ki ilim adamları da böyle cihat ehlidir. Şimdi biz Karahanlar döneminde yaşamış İmam Serahsi'nin eserini tercüme ettik. 30 cilt. Hiç kitaba bakmadan hapsedildi kuyudan 30 cilt yazmış. Ne hafıza varmış adamda. Hocasından ders okurken
ilim adamın nasıl yani derecesi yüksektir, peygambere yakındır dedi ya, ishal olmuş. Gittik yerlerini gördük. Senin gibi kaloriferli medrese yok o zaman. Yok. Çok da soğuk Orta Asya. Gittik gördük. İshal olmuş. Eve gidersem hocamın dersinden kalırım diye 40 defa medresenin önünden akan nehir buz tutmuş, nehiri kırmış. 40 defa abdest almış gelmiş. Bağırsağı ağrımış bir daha gibi 40 defa günde. Yine de eve gitmemiş, yapmamış. Bu kahramanlığı, fedakarlığı gösterdiği için de 30 cilt dünyanın en çok beğendiği kitabı Allah yazmayı ona nasip etmiş. Cihat yapmadan, o da bir cihat tabii. Bakın o buz kolay mı sen? -40. Hadi bakayım bir abdest al o suyla buzu kır da. Gitmemiş evine. İlimden kalırım diye. Böyle insan alim oluyor. Evet, cihat. Yenne ehlel cihat, cihat ehli. Yücahidûne alâ mâ câet bihir rusul. Peygamberlerin yaptığı gibi cihat ederler. Emrettiği, bildirdiği gibi cihat ederler. O peygamberler nasıl cihat etmekle emrolmuşsa Allah tarafından, alimler de o yolda yürürler. Evet. Zamanının hakanını şey etmiş bu İmam Serasi. Evet. Muhammed bin Ahmet Ebu Seyl Es-Serahsi rahimahullah. Yanlış iş yapmış. O zaman demokrasi falan yok. Hakan ne dediyse kelle gidiyor. Yanlış demiş yaptığın. Oy demiş, sen beni tenkit ediyorsun ha. Evet demiş, yanlış. Atın şunu demiş hapse. Evet. 14 sene hapishaneye girmiş. Hapishanenin en karanlık odasında bir de kuyu kazdırmış herif. En karanlık odada hapishanede kuyu atmış. 14 sene ama talebeler demişler ki hocamızı attın, biz ondan ilim okuyacağız, orada okuyacağız. Bakmış kalabalık, hayır diyememiş. Talebeler o kuyunun etrafına gelmişler, o da aşağıdan kalem defter yok, hep hafızadan. 14 sene de o 30 ciltlik dünyanın hayran olduğu, bütün müştehitlerin delillerini, mantığın hepsini hiç şaşırmadan söylüyor, yazıyorlar. Öyle meydana gelmiş o eser. Öyle meydana gelmiş. Onlar da ehli cihat. Nefsiyle böyle ilim okumuş, böyle sıkıntılara rağmen bir şey etmemiş, umutsuzluğa kapılmamış. Böyle bir eseri, evet, onlar işte aynı Çanakkale'de acacına savaşanlar gibi, savaşanlar gibi sabretmişler, fedakarlık etmişler, nefisleriyle mücadele etmişler. Bütün mallarını cihat zamanında verivermişler, askere yardım etmişler. İmam-ı Azam mesela servetinin hepsini verivermiş. Askerlere giydirmiş, kuşatmış. O zaman şimdik gibi zengin devletler yok. Herkes kendi şeyini alıp çıkıyor. Asker donatmış, Hazreti Osman asker donatmış. Ya Tebük seferinde bütün servetini verivermiş. Mallarıyla nefise cihad ederler. Peygamberler böyleydi. Bu ehli ilim de böyledir. Onun için peygamberlerin yaptıklarıyla, peygamberler öğrettiler. İlim adamları da öğretiyor. Nitelikleri ona benziyor. Dereceler ona yakın. Evet. Allah'ın Resulüne, Resullerine en yakın olanlar mücahitlerdir. İlim adamlarıdır. İlmiyle amil ilim adamlarıdır. Abdullah İbn Abbas'tan Deylemi hadis-i şerifi nakletmiş.